Hüseyin Gülerci Kimmiş Uyuyan Dev? Osmanlı'nın parçalanması bugünkü vatan topraklarının on katını kaybetmemiz bizim aydınımızda derin bir travma meydana getirdi. Yaşanan travma sonucu iki ana aydın akımı oluştu. Biri her şeyin çaresi batıdadır, muasır medeniyet seviyesi Avrupai yaşam tarzıdır, onlar gibi düşünmeden yaşamadan medeni olamayız diyenlerdir. Bu zihniyet sahipleri kendi değerlerimizi hor görmüş, İslam'ın bizi geri bıraktırdığına inanmış, din vicdandadır, sen kalbine bak deyip geçmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında CHP'nin tek parti uygulamalarında ezanın aslanın yasaklanmasından cemaati kalmadı gerekçesiyle camilerin satılmasına kadar baskılar yapılmış, din korkusu pompalanmış, dinini yaşamak isteyen mütedeyyin büyük kitle düşman ilan edilmiştir. Gerici, yobaz, laiklik düşmanı ilan edilen bu büyük çoğunluğun desteklediği partiler kapatılmış, başbakan asmaya kadar gidilmiştir. Batıcılığın tahkimi için seralarda CHP zihniyetli aydın yetiştirilmiş, idare onlara teslim edilmiştir. Üniversitelerde milli ve yerli kültüre sırt çevrilmiş, sadece batının kültür ve ilim dünyası kaynak alınmıştır. Bu aydınlar Kur'an meali okumayı bile kendi kalitelerine yakıştıramamıştır. Sırf millet yeniden İslamı önemser, kapıyı aralarsak bu millet Müslümanlığını hatırlar diye darbelerle tahkim edilmiş bir vesayet sistemi kurulmuştur. Dolayısıyla vesayetin aydınları bürokrasisi, yargısı, silahlı kuvvetler içinde juntaları, üniversiteleri, medyası, sivil toplum kuruluşları olmuştur. Bu kesim halen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında kenetlenen %52'lik çoğunluğa karşı müsamahasızdır. Bütün hınçlarını Erdoğan'dan çıkarmak istemektedirler. Ülkenin sahibi olarak kendilerini gördükleri için AK Parti'nin 15 yıllık iktidarını bir türlü hazmedemiyorlar. Batı hayranlığı onları Batılılarla beraber Erdoğan düşmanlığıyla doldurdu. İnanınız şakana tabanca dayayıp Erdoğan'ı öldürseler bu aydınlar zerrece üzülmezler. Bir aydın zihniyetinin sonunda gelip dayandığı yere bakar mısınız? İkinci aydın kesimi Demokrat Parti'nin son dönemlerinden itibaren özellikle 1960'lardan sonra yetişen ve başlangıçta Türkiye'nin yabancılaştırılmasına karşı bir tepki hareketinin içinde filizlendi milli görüşü ve ülkücü çizgiyi siyasete taşıyan tepki hareketinin uzun hikayesini anlatmayacağım. Gelişerek, çeşitlenerek bugün referandumla AK Parti ve MHP ile yolları birleşen aydın kesiminin geldiği nokta şudur. Çıkış yolu Avrupa'yı yaşam tarzını modernlik kabul etmekten geçmiyor. Bu ülkenin uyuyan devi, Avrupa'yı yaşam tarzını benimsemiş, geliri yüksek, doktoralı, tüsiyatlı ve özgül ağırlığı laik çekirdekten oluşan kesimler değildir. Zaten onlar hiç uyumadılar ve siyasette de denemelerini yaptılar. Boylarının ölçüsünü de aldılar. Bu ülkenin uyuyan devi milleti gibi düşünenler, Müslümanlığı bizi cihan devleti yapan ruh ve dinamizm olarak bağrına basanlar, yerli ve milli olmayı savunanlar ve sadece millete yaslananlardır. Bu kesimdeki aydınların içinde elbette vefasızlar ve zaafları olanlar var. Bazıları her şeyin en doğrusunu bildiğine inanıyor ve kendilerini çok önemsiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini muhatap almasını istiyorlar. Bekara hanım boşamak kolay. Erdoğan'ın yaşadığı sıkıntıların binde biri için bile empati yapmaya yanaşmıyorlar. Kimileri kibirlerini tevazu kokan elbiseleriyle örtüklerini zannediyor. Erdoğan'ı eleştiriyor ama tek cümlelik eleştiriye tahammülleri yok. Kimileri sivil toplum adı altında Türk dış politikasına emrivakilerle sıkıntılar yaşatıyor ve sonra da zeytinyağı gibi yine üste çıkıyor. Kimileri de cemaatlerinden menkul kıymetleriyle ülkeyi yönetmeye kalkıyor, kalktılar. Hüseyin Gülerce Star